Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Holo'ya bakacağız. Holo güzel bir yükseliş yaptı sayılır mı? Tam emin değilim ama yani yine de bir %15'lik bir yükseliş yaptı bugün. Tabii ki tepeden alanlar, yani tepeden değil de dipten aldığını zannedip orası da tepe haline gelenlere, yani tabii ki buralar tatmin edici bir yükseliş değil. Şimdi kısaca Holo'ya bakalım arkadaşlar hemen. Ne olabilir? Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bir trend çiziyoruz. Bu trendi çizdiğimiz zaman yani şu bölgede zaten sat konumunda şu an. Şu bölge sat konumu arkadaşlar. Dirence gelmiş. Trend direncine. Buralar tabii ki sat konumu olarak değerlendirilebilir. Burada stoplu gitmekte fayda var. Daha aşağıdan aldıysanız eğer. Yani 0019'lardan 17'lerden falan oralardan aldıysanız buralar sat konumu olarak değerlendirilebilir. Tabi neyi takip edeceğiz? Biz bu trendin şu bölgenin kırılmasını ve üstünde haftalık kapanışın gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şöyle yapalım bir. Haftalık bazda söyleyecekleriniz bu arkadaşlar. Şimdi Bollinger bandına da baktığımızda ne tesadüf ki tam trend desteğinde Bollinger bandının orta çizgisi denk geliyor. Oradan da aşağı yönlü bir yeniden bir düşüş gelebilir. Potansiyeli var tabii ki. Yani trend çizgisi kırılmadığı sürece bir artı yükseliş beklenemez arkadaşlar. Önce oranın bir üstüne çıkacak şu bölgelere. Peki oranın üstüne çıkarsa muhtemel hedefimiz bizim neresi olur arkadaşlar? Orayı şöyle göstereyim. İlk hedefimiz iğnelerle birlikte. Şimdi şuraya bir mum düşünürsek 0046'ya kadar gelme potansiyeli var. İlk hedef orası olarak görünüyor. İkinci iğneleri falan da baz alacak olursak arkadaşlar şöyle bir 0.72 73 civarına gelme potansiyeli görünüyor. Tabii ki ne zaman gelme potansiyeli görünüyor? Bu trend kırıldıktan sonra arkadaşlar. Şu anda sat konumunda. Büyük ihtimalle satış gelecek şu piyasada. Tabii ki rally malli beklenemez arkadaşlar. Onu da baştan söyleyelim. Yani kar edenler kar satışı yapmasında fayda var diye düşünüyorum. Hem trend direncine gelmiş, hem Bollinger bandının orta çizgisine gelmiş direnç olarak çalışan. Yani mantığı size bırakıyorum arkadaşlar. Herkes istediğini yapabilir. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi günlük baza bir gelelim. Günlükte neler oluyor? Şöyle yapalım. Günlükte de herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Günlükte büyük ihtimal Bollinger bandının üst çizgisine geldi, gelmiş. Yani şu bölgede arkadaşlar satışların gelmesi muhtemel. Çünkü Bollinger bandının üst çizgisine geldiği zaman büyük ihtimalle satış yiyip yeniden bir şöyle nerelere kadar diyelim arkadaşlar. 22'lere kadar düşme potansiyeli var. Hatta orada tutunamazsa 19'lar geri gelir diye düşünüyorum. Başka söylenecek ne var? Kısa vade bakalım hemen bir 4 saatlikte neler görünüyor. 4 saatlikte de gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten trend direncinden kırmızı mumu yakmış. İnşallah daha derinleşmeden kırar geçeriz. Pazar gününü de bu trend çizgisinin üzerinde kapatırız diye umut ediyoruz Holo'da. Şimdi aylığa bakalım. Aylıkta neler var arkadaşlar? Şöyle bir uzun vade bir hedef verebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar aylıkta da açtığımız zaman gördüğünüz gibi Bollinger bandının orta çizgisi nereye gösteriyor? 0.73'leri gösteriyor. Yani oralara doğru bir sıçrayış gelebilir ama kalıcı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Evet, başka neler, bir şeye bakalım hemen günlükte, haftalıkta RSI'ye, ondan sonra da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle bir hemen
Stokastik RSI'mızı açalım. Evet, RSI'de de arkadaşlar zaten aşırı satım bölgesine, yani alım bölgesine, bizim ne yapacağız biz burada? Aşırı alım bölgesine geldiği zaman satacağız. Alım noktası neresi peki arkadaşlar? Alım noktası şu. Mesela şu bölge alım noktası. En alt çizginin aşağıları alım noktası. Satım noktası zaten üst çizginin. Neydi bu? 30'larda alırsın. 70'lerde, 80'lerde satarsın arkadaşlar. RSI nereye gelmiş? 93'lere kadar gelmiş. Yani şuralarda satış yapması normal arkadaşlar. RSI'da da alım konumu olarak görünmüyor buralar. Buralar satış konumu. Bir hataya düşüp alım yapmayın arkadaşlar buradan. Tabii ki siz bilirsiniz. Buradan ne olur? Bir anlaşma mı gelir? Artık büyük bir yükseliş mi yapar? Orasını bilemem. Şu anda teknik olarak baktığımızda direnç bölgesindeyiz. Satış konumu. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar. Hola'da söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah piyasa düzelir. Yani altcoin'lerde sıra sıra böyle ufak yükselişler geliyor ama pek kalıcı olmuyorlar. Düzelmesini temenni ediyorum arkadaşlar. Hola'da söyleyeceklerim bu kadar. Web3 projesi bu arada. Yani Binance'da barın barın bağırıyor Web3 diye. Bilmiyorum bir dahaki döngüde. Zaten ben 2024 mesela bu sene 2023'te falan rally falan beklemiyorum. Bitcoin'de trend tamamlanacak daha aylık bazda. Üçüncü vuruşu yapacak. Ondan sonra bir posta daha düşeceğini düşünüyorum. 10 bin dolarlara hatta 7 bin dolarlara kadar Bitcoin'in gerileyeceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. 2024'ün ortalarında ben yeniden bu geçtiğimiz rally gibi boğa sezonu bekliyorum arkadaşlar. İnşallah devam eder. Yani şu anda herkes zaten %90 zararda. Buralarda zaten kısa vade için değil de mesela aylık bazda baktığınız zaman yani çok fazla düştüğünü görebiliyoruz zaten. Yani uzun vade olarak aylık bazda ufak ufak eklemeler yapılabilir arkadaşlar. Tabii ki paranız varsa. Yani çoğu kişi de para olduğunu zannetmiyorum. Herkes çok fena battı çünkü. Allah'a şükür ben fan tokenlerdeydim. Yani fazla bir zarar etmedim. Ama Hola'da da vardı. Eklemeleri yaptık. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz.